değerlendirmesi olacak. Daha sonra varsa sorularınız olur, soru cevap şeklinde devam edeceğiz. Hazırsak başlayabiliriz. Evet arkadaşlar. Tabii sonuç bizim için çok kötü. Çok kötü bir sonuç. Çünkü kazanmamız gereken bir maçtı. Çünkü rakiplerimizin de çok ağır maçları var. Dolayısıyla kazanabilmiş olsak bugün başka şeyler konuşurduk. Şimdi daha başka şeyler konuşmak zorunda kalacağız. Şimdi akışına gelirse 4-1-4-1 diye bir tazla oynamaya çalıştık. İki oyuncumuzu Obertan'la Atıf'ı daha çok hücuma destek versinler ve sonra rakip 4-2-3-1 oynuyor. Onunla ilgili de bir eşleşme olacaktı ve bunu yapabilir miyiz diye. Buna karar verdik. Oyunun tabii normal temposunda giderken 9. dakikada soldan Sokol'un girip çıkardı ve Milisov için vurduğu bir top var. Çünkü rakip karşılarken Atıf gidecekti. Obertan Atıf'ın adamına kayacak. Omolo ondan kalan adama gidecek ve bir stoperin biri öne gelecek derken Milisović boşta kaldı. Bunun yapılması gecikti ve maalesef vurduğu güzel bir vuruşla 1-0 öne geçtiler. Akabinde çabuk döndü. 15. dakikada Emrah'ın attığı müthiş bir yan topta Kostan'ı vurdu bir kafa. Skoru eşitledik. Ve oyun böyle bitecekti. Çünkü iki tarafında bizim bir 35. dakikada onların bir 19. ve 24. dakikada iki pozisyonu var. Dolayısıyla böyle bir pozisyon kısırlığı içerisinde geçti. Tam devre 44,5 dakika olduğu sırada bir korner kullandılar ve önlerine top düştü ve topa vurdu Abdülkerim galiba. Maçı 2-1 yaptı. Ve sonuç olarak bir değişiklikle oyuna başladık. Değişiklikle oyuna başladık ve bu değişiklikte Obertan'ın yerine Osman'ı sokup onun daha diri olmasını istifade edelim diye düşündük. Ve oyun tarzımızda savunurken 4-1-4-1 hücum yaparken iki ön liberolu ve oyun kuruculu birinin oyuna katıldığı bir tarza dönmek istedik. Ve oyunun büyük bölümünde sonuna kadar bakıyorum rakibin bir tek pozisyonu vardı. Tek gayretleri skor korumak oldu. Bu skor korurken hakem kardeşimizden ricam şu oldu, yani oynamıyorlar. Kaleciye geliyor top, oynamıyor. Düşen kalkmıyor. Yani oyunun içine ediyorlar, affedersiniz. Yani sırf, tamam Türkiye'de bu adet oldu, herkes bunu yapıyor ama bu oyun böyle güzelleşmeyecek ki. Kalk oyna kardeşim. Yani bir tane de gol atarsın. Niye bu kadar zamanı koruyup da skoru koruyacağım derken ve hakemi de bizi de zora sokarsın olur. Dolayısıyla hakem kardeşlerimiz hep bekliyorlar. Bir daha yaparsa, bir daha yaparsa diye. Hayır, yaptığı anda değerlendir kardeşim, bir işin bir dahası mı var? Dolayısıyla o açıdan kardeşim çok güzel bir maç yönetti ama bu konuda rakibe bu konuda çok taviz verdiği için bir sarı kart daha çıkmadı zamanı oyundan dolayı. Yani o yüzden Safer kardeşim lütfen dikkat etsin bundan sonra. Bakıyoruz 64, 66, 73 hakikaten iyi pozisyonlarımız var ve son olarak artık son dakikada kazandığımız penaltıyı izledim. Adamın eli açık, neymiş? Elini geri çekiyormuş top çarpmasın diye. Bu açık eli ister geri çek ister ileri. Biz de bu kuralları biliyoruz. Tamam ondan gidiyorum, öbür taraftaki faul bize yapılıyor, sonra iptal oldu. Ben bunu anlayamadım. Bir VAR'da kimse bilmiyorum, o kardeşimiz acaba neyi rakip lehine düşündü de bunun iptalini çağırdı VAR'a, onu düşünemiyorum. Yani şimdi bakın, hep biz başından beri herkes sistemi tartışıyor, VAR sistemi olmasın olsun diye. Ya kardeşim bu kadar net görünen bir yerde hala sistem hatası var diye düşünürsek yanlış olur. Yani bunu da uygulayan insanlar neticede. Lütfen dikkatli olsunlar. Her takımın, her takımda durumu aynı durumda. Ve kazanılan bir puan ve az kaybedilen bir puanın takımlar için ne kadar önemli olduğunun sorumluluğunda lütfen karar versinler diye düşünüyorum. Ve çocuklarım ikinci devre, özellikle son 25 dakika verdikleri çabadan dolayı teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık ama tabii sonuç olarak 2-2'yi yakalama şansında çıktığı bir maçta hakem VAR sistemi maalesef bizim aleyhimize bir karar vermiş oldu ve biz de aldığımız bu sonuçta çok büyük bir yara aldık ve çok büyük bir sıkıntıya girdik oldu. Önümüzde Gençler Birliği gibi zor, o da bizim gibi zorda olan bir takımla oynayacağız. Dolayısıyla yine ağır bir maç olacak. Takdir edersiniz biz de
Oyuncularımızı oynarken tanıyoruz. Dışarıda biz çalışırken çünkü çok ciddi idmanlar yapılmıyor. Çünkü akabinde çarşamba pazar oynayacağız yerde sırf sözle veya biraz ne düşündüğünüzü, ne yaptırmaları gerektiğini anlatmaya çalışıyorsunuz. Bizim böyle bir şikayetlerimiz olamayacağı için tabii ki sonuçların da oluşması adına oyuncularımızı bir an evvel tanıma kadar her şeyi yapıyoruz. Umarım inşallah en kısa sürede bundan sonra böyle bir şikayetlenme olmadan maçların devamı olacaktır diye düşünüyorum. Ben yine hakem duruyorsuna teşekkür ederim. Hakikaten oyunun o tartıştığım kısımları hariç gayet güzel maç yönettiler. Kardeşlerimi kutluyorum. Konyaspor'u kutluyorum. Çok zor bir deplasmandan hakikaten kazanarak çıkmaları onların adına çok önemli. Oyuncularımız son ikinci devrenin büyük bir bölümünde verdikleri çabadan da kutluyorum. Umarım inşallah bundan sonra her şey düşündüğümüz gibi gelişir. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi akşamlar, hayırlı işler. Sağ olun. İyi akşamlar.